Efendim Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını durmadan yokuşa süren İsrail Başbakanı'nın amacı ne? İsrail merkezli Haaretz gazetesinde dikkat çeken bir makale var. Ve o makaleye göre hedef esirleri kurtarmak yerine Gazze'de uzun süreli işgalin temellerini atabilmek. Netanyahu da bu yolda adımlarını atıyor diyorlar. Bakalım efendim. Netanyahu'nun amacı rehineleri kurtarmak değil, Gazze'nin uzun süreli işgali. Dikkat çeken bu ifade İsrail merkezli Haaretz gazetesinden. Gazeteci Aluf Ben tarafından kaleme alınan yazıda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkes ve rehine takası anlaşmasına engel olan iki talebine dikkat çekildi. İsrail güçlerinin Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia ile bölgenin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim koridorundan çekilmesine karşı çıktığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun böylece Gazze'de yavaş yavaş ilerleyen ve kalıcı işgale ulaşmayı hedeflediği ileri sürüldü. İsrail'in Batı Şeria'da 57 yıldır süren işgalinin Gazze'de hemen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulamayacağını gösterdiği, bu yüzden işgalin kafile üstüne kafile, karakol üstüne karakol yapılması şeklinde ilerleyebileceği aktarıldı. Haaretz gazetesindeki makalede ayrıca İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyini kontrol ederek orada bulunan 300 bin Filistinliyi açlığa mahkum edip bölgeden çıkarmayı hedeflediği belirtildi. On, Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, Kahire'deki ateşkes müzakereleri başlamadan hemen önce bir an evvel anlaşmaya varılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bu hafta 7 Ekim'den bu yana çıktığı 9. Orta Doğu turundan da eli boş dönmüştü. İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için ara teklif sunan Blinken, Tel Aviv'in bunu kabul ettiğini belirterek topu bir kez daha Hamas'a attı. Müzakere sürecini yakından takip eden Mısırlı kaynaklar, Amerikalılar garanti değil vaat sunuyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ara teklifin kapsamında İsrail güçlerinin Gaz Şeridi'nden tamamen çekilmesinin yer almadığına vurgu yapıldı. Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasında hiçbir garanti olmaksızın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmeyeceği belirtildi. <laughs>